şeytandan gelen sözleri dinler. Dinlemeye arzuludur ve yapmaya da arzuludur. Ve bu makamdaki nefsin lügatında haram diye bir şey yoktur. Kur'an-ı Kerim'de nefis kelimesi hayli geçer ve nefsin kötülüklere meyilli olduğuna dikkat çekilir. Mesela Hz. Yusuf şöyle söyler. Ve memberiu nefsi İnlen nefsele emmaretüm bir <laughs> sui illah ma rahime Rabbi. Ben nefsimi tebriye etmiyorum, kusurlardan uzak görmüyorum. Şüphesiz nefis her türlü kötülüğü ister, emreder. Ancak Rabbimin rahmetine masar kıldığı bundan müstesnadır. Ve özellikle tasavvuf kitaplarında nefis yedi mertebede ele alınır. Buna nüfusu seba adı verilmiş. Bunlardan birincisi nefse emmare biraz önce okuduğum ayet bunu anlatmakta. nefsin emmare olduğu bu normal hali. Yani normal şartlar altında nefis kötülüğü emreder. İkinci merhalede nefsi levvame. Bu da Kıyamet Suresinin başında geçen bir ifade. وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ الْلَوَّامَ Nefsi levvameye yemin ederim diyor Cenab-ı Hak. Nefsi levvame kendini kınayan nefis. Yani kötülük yapıyor ama yaptığı kötülükten pişman kendi kendine kınıyor. Bunun dışında nefsi mülhime, ilham eden nefis, nefsi radiye, nefsi mardiye yani Allah'tan gelene razı olan ve Allah'ın da ondan razı olduğu nefis bir de en nihayette nefsi zekiye yani temizlenmiş arınmış olan nefis veya başka adıyla nefsi kamile kemale ermiş olan nefis. Bu bütün bunlardan şu anlaşılıyor. İnsanın nefsi arınmaya müsaittir. Adeta bir ham petrol örneği verebiliriz burada. Ham petrol normal şartlar altında siyahtır. Kokusu pistir, ağırdır ve o haliyle affedersiniz bir pisliktir. Ama siz bu e, ham petrolü arıtırsanız onu siyah altın haline getirebilirsiniz. Benzeri bir şey nefis için söz konusu. Normal şartlar altında nefis terbiye edilmemiş haliyle nefsi emmaredir. Her türlü kötülüğe müsaittir. Şeytan ona telkin eder. O da şeytandan gelen sözleri dinler. Dinlemeye arzuludur ve yapmaya da arzuludur. Ve bu makamdaki nefsin lügatında haram diye bir şey yoktur. Tamamen keyfine göre yaşamak ister. Ama dini terbiye ile irade eğitimiyle bu nefsi gerçekten de zapturapt altına almak, belli bir kıvama getirmek, arıtmak mümkündür ve ömür boyu bu devam edecek olan bir süreçtir. İnsan bunu yapabildiğinde o nefis arınmış bir nefis haline gelir. Nasıl ki vahşi atlar terbiye ile uysal hale gelebiliyor ve parçalayıcı olan bir köpek iyi bir eğitimle sizin yardımcınız haline gelebiliyor. Bütün bunlar nasıl terbiye edilebiliyorsa insanın nefsi de terbiyeyi kabul eder. Bunun için dinin naslarını, ayetleri, hadisleri gayet iyi bilmek, din büyüklerinin hayatlarını iyi bilmek, onlar nefislerini nasıl terbiye etmiş bakmak, o yoldan ilerlemek ve nefsi arıtmak gerekiyor.